Şu anda içeriden sesleri geliyor. Ya hasta mı değil mi henüz anlayamadım. Otur, kalk, bekle, takip et, yavaş gibi kelimeleri öğrendi. Ve her gün pratik yapıyoruz. Pasif agresif bir köpek olduğunu eğitimcimiz söyledi. Yani bu şu demek arkadaşlar. Şimdi Moka'nın bekle komutunu göstereyim size. Normalde hayatta beklemez. Bu problem yaşandı. Mülakatta hiçbir şey yok. Hani vize görüşmesine girecek olan arkadaşlar varsa temel 3 tane soru aslında. Onun dışındaki sorular tamamen sizin tavrınıza göre değişiyor. Yani bu konuda problem yaşamazsınız. Önemli olan nokta sizlerin Amerika'ya gitme planları olan, gezmek isteyen veya oraya yerleşmek isteyen veya öğrenci olmak isteyen hatamızın farkına vardık aslında. Öncelikle bunu yapmayı planlıyoruz. Planlar var. Onların mülteci olarak kaçma ihtimali bence çok daha fazla. Bu olmuyor. Hani bu da bizi üzüyor. Bizim planlamalarımız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına hoş geldiniz. Artık aralığın son haftasındayız. Yeni yıl geliyor. Yeni yılda umarım her şey çok güzel olacak. İnşallah hayattan, ülkemizden, ailemizden, çevremizden beklentilerimiz en iyi şekilde sonuçlanacaktır diye umuyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Bakın bizim Beyza'nın hazırladığı yılbaşı ağacı severek hazırladı. Ama asıl sürpriz bu değil. Asıl sürpriz şu an içeride yatıyor. Kim geldi? Moka geldi. Evet, evin reisi geldi. Moka bizlerle beraber arkadaşlar. Dün gittik aldık. Oldukça... Şu anda içeriden sesleri geliyor. Bugün eve erken geldim. Moka'nın ilk evdeki günü eğitimden sonraki. Dedim ki hani oradaki ortama alıştı vesaire. Belki şu anda yalnızlık çekiyordur. Gideyim bir bakayım durumu ne vesaire. Tabii havalar soğuk olduğu için gün içerisinde dışarıda, akşamüstü eve alıyorum. Birazdan da gezdirmeye çıkaracağım dışarıya. Şimdi gidelim Moka'nın yanına. Kaloriferin yanına yatmış durumda. Ve şu anda kaloriferin yanında uyuyor. Gidelim onu biraz rahatsız edelim. Bakalım ne yapıyormuş Moka. Oğlum. Uyan. Ay yerim seni. Uslu çocuk seni. Ne oldu oğlum? Bak özlemiş herkes seni oğlum. Herkes özlemiş seni. Otur bakalım Moka. Otur oğlum. Otur. Otur. Aferin oğluma benim. Hop esnemeler başladı. Sıcak yeri buldun tabii. Normal dışarıda kulübesinde kalıyor akşama kadar. Akşamda geçici süreyle burada kalacak. Çünkü biraz durgun. Acaba diyoruz hasta mı oldu, başka bir şey mi var? Şimdi Moka'nın bir yanına oturayım bakalım ne tepki verecek, nasıl davranacak. Hep beraber bir görelim. Hiç bu kadar durgun olmuyordu Moka gördüğünüz gibi. Biraz böyle keyfi yok gibi davranıyor ama henüz sebebini anlayamadık. Hasta mı oldu yoksa eğitimden mi kaynaklı bilmiyorum. Evet. Oğlum. Ne yapıyor benim oğlum? Ha? Ne oldu? Sen beni mi özledin? Sıcak yeri buldum tabii. Değil mi Moka? Sıcak yeri buldun oğlum. Otur bakayım. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Otur bakayım. Küstün mü sen bana yoksa? Ha oğlum. Hop gel bakalım Moka. Gel bakalım. Biraz sohbet edelim mi oğlum? Dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Moka hiç havlamıyor bile. Böyle şımarıklık modunda sürekli. Uyku modunda. Ya hasta mı değil mi henüz anlayamadım. Böyle sürekli bir durağan modda. İnşallah hasta değildir. Ev birazdan bu arada. Çünkü acil olarak Moka'yı içeri alma ihtiyacı hissettiğimiz için hazırlıksız yakalandık. Bugün oldukça üşüdüğünü fark ettik akşamüstü dışarıda. Dün akşam da burada kaldı. Gel bakayım oğlum. Şu anda bağlı tutuyorum çünkü içeri gitmek istiyor. İçeri gitmesini de istemiyorum çünkü hiçbir şey dediğim gibi ayarlamadık. Şimdilik burada takılsın. Gerekirse oğluma bir yer yapacağım evin içerisinde de. Bakacağız duruma. Mokam çünkü benim çok kıymetlidir. Değil mi oğlum? Uyuyordu tabii uykusuna yandırdık. Evet arkadaşlar Moka'nın durumu bu. Bu hafta yılbaşı beraber geçireceğiz. Oğluma da güzel bir papyon aldık.
yılbaşına özel. O kırmızı kıyafetleri var ama daha bir sürü de kıyafet aldık ona. Bunu dışarı çıkarken giyiyoruz. Birazdan dışarı gezmeye çıkacağız, dolaşacağız onunla. Zaten o şu an dışarıya bakıyor, gördüğünüz gibi çıkmak istiyor. Biraz daha ısınsın istiyorum içeride çünkü bayağı üşümüştü. Otur bakalım oğlum. Maka. Otur oğlum. Aferin Maka'ya. Artık söz de dinliyor. Ama yüzümüze bakmıyor. Çok enteresan şekilde. Ne oldu? Maka. Ne oldu? Kamerayı taciz mi ediyorsun sen? Dur. Dur. Aferin Maka'ya. Aferin oğluma. Aferin Maka'ya. Bak bak başladı yine. Bak bak tacizlere başladı yine. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Şu anda kapatabiliriz artık bu kısmı. Videomuzun devamı geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Şimdi Maka ile beraber bir akşam yürüyüşü yapacağız. Bunu da kaydetmeyi düşünüyorum. Biraz da yoldasıyla sohbet edeceğim. Kendimi göstermeyeceğim, etrafı göstereceğim. Biraz dertleşelim istiyordum. Neler yaşadık bu süreçte? Ne yaptık? Bunları biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar tekrar. Gördüğünüz gibi Maka ile gezintiye çıktık. Burası Kireçburnu'nda. Çamlık Park olarak halk arasında bilinen Erguvan Parkı. Maka'yı şöyle göstereyim size. Maka'nın klasik hareketi gördüğünüz gibi. Her işaretlerinde bu hareketi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Maka'yla beraber ikinci günümüzdeyiz. Dün Maka'yı teslim aldık. Evdeki halini sizinle paylaştım zaten. Maka eğitimde otur, kalk, bekle, takip et, yavaş gibi kelimeleri öğrendi. Ve her gün pratik yapıyoruz. Maka'nın pasif agresif bir köpek olduğunu eğitimcimiz söyledi. Yani bu şu demek arkadaşlar. Bizim en büyük şikayetimiz olan konu başka köpek gördüğü zaman Maka üzerine gidiyor. Eğer o köpek Maka'dan daha baskınsa, yani daha alfa karakterli bir köpekse, Maka geri de adım atıyor ama öncelikle deniyor. Şimdi tabii ki bu bir risk, bu bir sıkıntı. Niye sıkıntı? Çünkü dikkat etmezsek Maka yara alabilir. Çünkü Maka bir labrador. Kavgacı bir köpek değil, tam tersine oyuncu bir köpek. Dönüyoruz Maka. Yavaş. Her köpek onun gibi değil. Sokak köpekleri başta olmak üzere. İşte Alman kurt, Anadolu çoban köpeği, Kangal, Belçika kurdu gibi, Doberman, Rottweiler, bunu sayabiliriz. Birçok alfa karakterde köpek var. Ve bu köpekler herhangi bir köpek onun üzerine geldiği zaman bu karakterini ön plana çıkarıyor. Yani bu şu demek, Maka oynamak için bile gidiyor olsa, üzerlerine gittiği anda Maka'ya zarar verebilirler anlamına geliyor. Çünkü Maka'dan hem daha kuvvetliler, hem daha atletikler. Hem de daha hırçın, baskın köpekler. Şu anda ezan okunuyor arkadaşlar. Umarım sesim size iyi geliyordur. Gerçi mikrofonda konuşuyorum ama şöyle dönelim oğlum. Maka ile biz burada yaklaşık 20-30 tur atıyoruz. Yani 2 günden beri her çıktığımızda sabah ve akşamları çıkıyoruz. Maka'nın o yüzden mümkün mertebe köpeklerle, yani kendin boyutlarında baskın köpeklerle bir araya getirmemeye çalışacağız. En önem verdiğimiz konu bu. Yavaş Maka, yavaş. Maka her önüme geçtiğinde yavaş komutunu söylemek zorundayım. Çünkü bazen aldığı kokulardan heyecanlanıyor ve önden gitmeye çalışıyor. Bizim de en büyük problemimiz buydu en başından beri. Şöyle ani bir dönüşle. Onu da gördüğünüz gibi dikkatini dağıtıyoruz. İşte Maka pasif agresif bir köpek olduğu için dikkat edeceğiz. Ama eğitime yatkın bir köpek olduğunu söyledi. Hızlı öğrendiğini söyledi ki 1,5 yaşında olan bir köpek. Şimdi gel bakalım Maka, şöyle bir kenarda duralım. Maka soluma geçer misin oğlum? Lütfen. Gel. Şimdi Maka'ya normal tasma haricinde bir de ağız, yani burun tasması takıldı. Maka otur. Otur.
Otur. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakayım size. Burun tasmasını görüyorsunuzdur. Şöyle iki tane kayışımız var. Biri burnuna bağlı. Biri normal boğma tasma dediğimiz tasmadır. Bunu yapmamızın sebebi moka çok sağa sola çekiştirdiği için burun köpeklerin dengesini oluşturduğunu söyledi eğitmen ve bu tasmayı önerdi. Çok çok sağa sola giderse ipin o tarafını çekiyoruz kendimize doğru ve dikkatini dağıtıyoruz. Herhangi bir canını yakma durumu yok. Herhangi bir ağızlık değil zaten. Yemek yiyebiliyor, su içebiliyor. Sadece biz bunu gezdirirken kullanıyoruz. Şimdi Moka'nın bir bekle komutunu göstereyim size. Normalde hayatta beklemez. Moka, bekle oğlum. Bekle. 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 Gördüğünüz gibi bekliyor. Normalde gider. Aferin Moka'ya. Aferin. Hadi takip. Şimdi arkadaşlar tabii ben size başka şeylerden de bahsedeceğim. Amerika videomuza göstermiş olduğunuz ilgi için öncelikle teşekkür ederim. Altına bizi motive eden, bizi teselli eden yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Buna ihtiyaç da duyduğumuz dönemler oldu çünkü. Şimdi Amerika vizesiyle alakalı her şeyimizin tam olduğunu düşünmemize rağmen çıkmamasının sebeplerini öngörülerimize bağlı kalacak şekilde aslında o videoda açıkladık. Yani amacımız turistik geziydi ve bu turistik gezinin karşılığında vizimizin çıkacağını düşündük. Neden diyeceksiniz? Sonuçta burada gösterebildiğimiz üzerimizde mülkler vardı. Mülkleri gösterebildik. Banka hesap bakiyemizde belirli bir miktar para vardı ve daha öncesinden beri vardı. Onu zaten görüyorlar. İşlerimiz var. Sigortalı çalışanlarız. Bunları belgeledik. Bunların haricinde izin aldık ki biliyorsunuz Beyza belediye çalışanı ve belediyede izin almak bir prosedür işlem. Birçok yazı alıyorsunuz birçok makamdan. İmzalı kaşeli oluyor ve nereye vereceksiniz oraya özel yazılıyor. Amerika'da yani Amerika'ya gideceğimize yönelik bir vize aldık ve izin kağıtlarımız bu doğrultuda düzenlendi. Yani bizim hangi tarihler aralığında izne tabi olduğumuz belliydi. En azından Beyza'nın çok daha netti. Sonuçta ben kendi işimi yaptığım için hani benim bu kağıdı çıkarıp göstermem çok daha kolay. Ama Beyza'nın biraz meşakkatli oluyor. Biz de bu noktada dedik ki bir problem yaşamayız. Bir tane sadece soru işaretimiz vardı kafamızda. O soru işaretimiz de neydi? Beyza'nın daha önce yurt dışına çıkmamış olması. Benim de en son 2003'te yurt dışına çıkmış olmam. Bu kadar uzun vakitten beri ben çıkmıyorum. Ki yurt dışına doğmuş olmama rağmen. Beyza'nın hiçbir yurt dışı tecrübesi yok. Doğal olarak Amerika'da çok kolay vize veren yerlerden birisi olmadığı için bizler bu konuda bir eksiğimizin olduğunu farkındaydık. Keza bunu bize açıklamamalarına rağmen bu şekilde geliştiğini düşünüyoruz. Yani bizim herhangi bir Schengen vizemiz yok ve bununla ilgili herhangi bir başvurumuz da olmamış. Tabi bunu sistem üzerinden görüntülüyorlar. Büyük ihtimalle bu yüzden bu problem yaşandı. Mülakatta hiçbir şey yok. Hani vize görüşmesine girecek olan arkadaşlar varsa söyleyeyim toplasanız 3-4 dakika kadar sürüyor. Eğer vize çıkacaksa en fazla 6-7 dakika olur. Hani birkaç detay soru sorabilirler. Temel 3-4 tane soru var arkadaşlar. Bu da nedir? Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Ne kadar kalacaksın? Temel 3 tane soru aslında. Onun dışındaki sorular tamamen sizin tavrınıza göre değişiyor. Yani siz karşı tarafta bir herhangi bir şekilde şüphe uyandırırsanız uyandığınız şüphe üzerine bazı sorular sorulabilir. Bizim başımıza geldiği gibi hani pasaportumuza baktığı zaman neden daha önce yurt dışına çıkmadınız? Neden Amerika'ya gitmeyi tercih ettiniz ilk kez? Diye soru geldi. Büyük ihtimalle biz de oradan patladık. Şöyle kamerayı da kendime çevireyim artık. Şimdi oradaki ortamda da arkadaşlar en önemli konu dürüst olmanız. Çünkü zaten her şeyinizi görüyorlar. Dürüst olursanız eğer zaten sistemde gözüktüğü için Amerika'da beyanata önem verdiği için bu konuda problem yaşamazsınız. Önemli olan nokta sizlerin dürüst bir hava içerisinde olmanız. Yani ne kadar maaş aldığınızdan tutun. Bankada ne kadar paranız olduğuna, gittiğiniz zaman nerede kalabileceğinize, yani otel rezervasyonunuz, uçak biletiniz var mı yok mu, hepsini zaten görüntülüyorlar. Bunların hiçbir yalan söylemenize gerek yok. Moka otur oğlum. Otur iki dakika sohbet ediyorum. Şöyle Moka'yı da göstereyim size. Hemen oturma moduna giriyor. Amerika beyanata dayalı bir ülke. Avrupa ülkeleri ise belgelere dayalı. Avrupa ülkelerinin belgelerinizin bir tanesi bile eksik olsa red verebiliyorlar ki çoğunlukla da veriyorlar. Bir de bu zamanda Schengen vizesi almak oldukça güç. O yüzden de hani her şeyinizin tam olmasında fayda var. Amerika'ya gitme planları olan, gezmek isteyen veya oraya yerleşmek isteyen veya öğrenci olmak isteyen
Kim varsa herkesin kalbine göre olsun. İnşallah amaçlarınıza ulaşırsınız. Peki bizim yol haritamız ne olacak? Hatamızın farkında vardık aslında. Hata mı bilmiyoruz tabii. Seyahat özgürlüğü kısıtlanmamalı. Yani ilk bizim tercihimiz Amerika'ysa hani bunda da bir art niyet aranmamalı. Ama bu şekilde geliştiyse biz öncelikle Ocak ayından itibaren bir araştırma içerisine girip büyük ihtimal Fransa'ya gidip aslında Fransa'ya bir vize başvurusunda bulunup Fransa'ya bir gezmek istiyoruz. Zaten oraya da gitmek istiyorduk. İyi de denk geldi. Beyza Kurubasan'ı çok sevdiği için orada böyle bir hani güzel 3-4 gün geçirmek gibi planımız oluştu. Somutlaştı diyeyim, zaten vardı. Öncelikle bunu yapmayı planlıyoruz. Sonrasında Amerika vizesi tekrar başvuracağız. Çünkü bir 6 ay beklemekte fayda olduğu söylendi bize. Yani bir şöyle 5. 6. ay gibi en geç. Yani biz Kasım'da görüşmeye girdiğimiz için hani 5. aydan sonra başvurabiliyoruz. Zaten hemen bize randevu verilmeyecek. 5. ayda bir başvuru yapıp tekrar bize görüşmesi için gün alacağız. Tekrar şansımızı deneyeceğiz. Ben inat ettim çünkü gitmek istiyorum, görmek istiyorum yani. Ve bu benim her şeyimin tam olmasına rağmen, en azından ben buna inandığım için bu şekilde bizim gitmek istediğimizi her gün böyle Allah'a şey yapıyoruz. Yani hani niye gidemiyoruz, niye gidemiyoruz? Yani herkes gidebiliyor. Hani bizden durumu çok daha kötü olan insanlar gidebiliyor. Bunu maddi olarak söylemiyorum. Vergi borcu olan insanlar var, bankalara borçlarını ödemeyen insanlar var. Onların mülteci olarak kaçma ihtimali bence çok daha fazla. Bizim öyle bir durumumuz yokken bize çıkmaması açıkçası beni çok üzüyor. Bir de millet açık yani Meksika üzerinden kaçarak gidiyor, bir şeyler yapıyor. Hani tamam, onlar yerleşmek için yapıyor bunu ama hani birçok sistemde açık varken biz normal yollardan gitmeyi deniyoruz. Bu olmuyor. Hani bu da bizi üzüyor. Ama tabii ki normal yollardan şaşmayacağız hiçbir şekilde. İnşallah gideceğiz. Böyle bir hafta tatil yapıp oh be geldik diyeceğiz. Tabii 10 senelik vizenin de bir avantajı var bizim tarafımıza. Hani yarın bir gün herhangi bir tekrar gitme ihtiyacımız olduğunda 10 sene içerisinde bir daha vizeyle vesaire uğraşmayacağız. Hani Schengen gibi işte haftalık veya 6 aylık maksimum almak gibi bir durumumuz yok Amerika'da. Onun avantajı da o zaten. Belki de zor vermelerinin sebeplerinden birisi de o. En azından bu 10 seneyi cebimizde tutmak istiyoruz. Bizim planlamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Hani bugünün konusu bir moka gibi başladı. Ama hem de ben genel bilgi vermek istedim. Çok şükür hayatımızda her şey yolunda. Kanalımız güzel ilerliyor. İşlerimiz güzel gidiyor. Moka'mıza da kavuştuk bir ayın sonunda. Yılbaşını üçümüz beraber geçireceğiz. Moka, ben, Beyza. Belki yılbaşı videomuz olur. Hani o gün özel videolar olabilir. Bu arada arkadaşlar, Beyza Instagram üzerinden kendisi yeni bir sayfa oluşturdu. Yeni bir account oluşturdu. Beyza.reels, yani reels olarak hatta söyleyeyim. Yani yanlış olmasın. Orada ev içerisinde böyle onun dekor vesaire gibi konularda bir ilgisi var. Onunla alakalı böyle eğlenceli videolar çekiyor. Hatta bir tanesinde ben shorts olarak YouTube üzerinden yayınladım. Onun Beyza'yı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Onun da böyle bir motivasyon ihtiyacı var. Hepimiz bu süreçte biraz sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz için bu dönemde. Hani böyle bu tarz ya da şarj olabilmek için böyle bu tarz arayışlarımız oldu. Hani Beyza'yı da bu konuda ben destek vermeye çalışıyorum. Ama sizden de desteğine mutlaka ihtiyacı var. Sizlerden de bu konuda bir destek bekliyorum. Bu arada arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Mümkün mertebe ben sizlere bildiğim konularda inandığım gerçeklikle her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Sizin için kıymetli bilgiler olacağını düşündüğüm konular olabilir. Sık sık video paylaşamıyoruz. Hani işlerimiz oluyor. Ama daha düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hani sizler de bu durumdan çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Ama lütfen bizlere destek olup bizleri motive ederseniz hem Moka ile alakalı hem kendi süreçlerimizle alakalı birçok video paylaşabiliriz. Videoyu tekrar dediğim gibi beğenip sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizler fenomen olmak gibi bir derdimiz yok. Ama biraz motivasyona ihtiyacımız var. Beğenilirse zaten hani devam ediyor olacağız. İnşallah her şey hepimiz için güzel olur. Yurt dışı planlamaları olan arkadaşlar varsa, özellikle Amerika konusunda ben çok araştırma içerisinde bulundum. Amerika ile alakalı soru ve görüşleriniz olursa benimle rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. YouTube'dan yorum olarak da sorularını sorabilirsiniz, cevaplayacağım. Sizlerin önerisi olursa da biz bu önerileri açığız. Keyifle önerinizi dikkate alacağımızı bilmenizi isteriz. O zaman arkadaşlar, Moka çekiştirmelere başladı beni. Biz de yavaştan evimize gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Moka tabii yemeğini yedi. Eve gidip biraz dinlenecek artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Süper bir 2023 sizlerle olsun. Görüşmek üzere.